Başkanlık ibadetimizden önce saygı duruşu ve dikkat başımızı söyledik. Ülkemizi büyük bir kurtuluş savaşından kurtardık. Türkiye'de cumhuriyeti kuran ve bu ülkeyi bizlere emanet eden büyük kumandan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları bugün ülkemizde rahat yaşayabiliyorsak bu yaşamayı temin eden tüm güvenlik güçlerimizin ve ayrıca teşekkür ederken şehitlerimize de rahmet diliyoruz. En büyük dileğimiz 39 yıl bu Zide Kulübü yöneten sevgili başkanımız İlhan Yardal'ın ölümü hepimizi en derin acılara sahip etmiştir. İlhan Yardal'ın ölümü nedeniyle ülke dışında bir toplantıya giderken uçaktan arayarak baş sağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bilahare yine bizzat telefonla arayarak baş sağlığı dileklerimizle sunan her üç partinin genel başkanı, başbakan, Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı ve Milli Hareket Partisi Genel Başkanı'na saatlerce tüm ikiliyle birlikte bu cenazede ve acımızı paylaşırken yanımızdan ayrılmayan Gençlik ve Spor Bakanı cenazesine iştirak eden ve tahliyelerini bildiren Türkiye Süper Lig'i kulüp başkan ve üyelerine, diğer birinci lig, ikinci lig kulüplerinin saygıdeğer başkanları ve üyelerine, Türk basınına ve büyük acı içerisinde o günleri yaşayan tüm gençler birliklere teşekkür etmek bir görev addediyorum. Bu nedenle bu hususu bir bildiri halinde muhterem genel kurulumuzun bildirisi olarak tutanaklara geçirip bilgilerin duyurulması, kamuoyuna duyurulması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş ve bu öneri gereği yerine getirilmesi bakımından yeni seçilecek başkan ve yönetim kuruluna görev teyit edilmiştir. Teşekkür ederim. Değerli gençler birlikler, şimdi toplantımızın gündemini okutmadan önce açılışı yapan sevgili Genel Sekreterimiz Sinan Bey'in beyanını, Gençler Birliği'nin bir kişinin beyanı bize yeter. Gençler Birliği'nin bir kabulü olarak atediyoruz ve imzalı örnekleri bilahare kurulumuza sunmasını rica ediyor ve yasal nizamın 1553 üye olduğu bana bildirildiği zaman, bilgim öyle, 778 kişinin hazır olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle toplantının devamında hiçbir sakınca başkanlık divanı olarak görmüyoruz. Evet, gündemi lütfen dinleyelim. Ben de Sayın Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
Gündem, açılış ve yoklama, saygı duruşu ve istiklal marşı, başkanlık divanı seçimi, bir başkan, bir başkan vekili, iki sekreter, başkanlık divanı toplantı tutanaklarını tutma ve imzalama yetkisinin verilmesi, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, dernek gelir gider hesaplarının okunması ve müzakeresi, denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, yönetim kurulu faaliyetleri yönünden ibrası, yönetim kurulunun gelir gider hesapları yönünden ibrası, denetim kurulunun ibrası, derneğin 2017-2020 dönemi tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve kabulü, üye giriş aidatı ve yıllık aidatların belirlenmesi, gerekli taşınır ve taşınmaz mal satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirket kurmak, ortak almak, vakıf tesis etmek konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi, kulüp onursal başkanı seçimi, başkan, yönetim kurulu, divan kurulu ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin 3 yıl süreyle seçilmesi, dilek ve temenniler ve kapanış. Teşekkür ederim. Efendim, toplantımız olağanüstü toplantı olması sebebiyle herhangi bir madde ilavesi mümkün olmadığından ancak bilginizi almak bakımından gündemi oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 1, 2 ve 3. maddeleri yerine getirilmiştir. 4. maddesine geçiyorum. Sayın Yönetim Kurulu'ndan Sinan Bey, toplantımızın saat bakımından bir kısıtlaması var mı? İdareyle anlaşması bakımından. 12.30'a kadar. Demek ki 12.30'a kadar bu toplantıyı bitirmemiz gerekecek. Efendim, gündemin 4. maddesine geçiyoruz. Başkanlık divanına toplantı tutanaklarının imzalama yetkisine verilmesi. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 5. maddesine geçiyoruz. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. Bu konuda şimdi görevli arkadaşlarımıza söz vereceğim. Ancak müzakere sırasında söz almak isteyen varsa görevli divan kurulu üyesi arkadaşlarıma isimlerini yazdırmalarını rica ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Divan, saygıdeğer konuklarımız, basınımızın saygı temsilcileri ve Gençlerimiz Spor Kulübü Dayanı'nın sayın üyeleri. Yönetim kurulumuzun göreve geldiği Mayıs 2015 tarihinden bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdiğinizlere söz almak istiyorum. Hepinizi şahsi yönetim kurulumuzlarına saygıyla selamlıyorum. 22 Ocak 2017 Gençlerimiz Spor Kulübü'nün Karatay Büyük Başkanımız, babamız, abimiz, Türk futbolunun duayeni, merhum İlhan Cavcav'ı kaybetmenin büyük bir üzüntüsü içinde burada olan genel kurul toplantısı için toplanmış bulunmaktadır. İlhan Cavcav, Gençler Birliği Spor Kulübü'nün önünde adamış ve 40 yıl Gençler Birliği Spor Kulübü'nün ve camiasının emsalsiz başkanı olmuş. Merhum İlhan Cavcav'ı siz değerli dostlarımızla birlikte bir kez daha saygı ve hürmetten anıyoruz. Futbolu camiasındaki saygın yerini her zamanki gibi korumuştur. Yeniliği olan açıklığımızla kulübümüzün başarı basamaklarına hızla çıkması için her zaman yoğun çalışmalar yapılmıştır. Kulübümüzün her yıl UEFA'nın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu mali, sportif ve altyapı kriterlerindeki standartları geçtiğimiz senelerdeki hassasiyetiyle yakalamış, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğu UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans ve Mali Fair başvurularımız sonucunda UEFA ve Ulusal Kulüp Lisanslarını almaya tekrar hak kazanmıştır. Bilmenizi isterim ki özellikle Mali Fair Play ve altyapı kriterlerinde bu standartları yakalamak gerçekten çok zordur. Kulübümüz 2015-2016 sezonunu 10. sırada tamamlamıştır. İçinde bulunduğumuz 2016-2017 sezonunda 23 puanla ve bir maçı eksiktir.
Saygıdeğer üyelerimiz, futbol kulüplerimizin başarısı için iyi bir altyapı gerekmektedir. Bizim altyapımız sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de örnek gösterilmektedir. Profesyonel futbol takımımız ve altyapı takımlarımızla ilgili sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. 2016-2017 futbol sezonu içinde kulübümüzün profesyonel futbol takım kadrosunda 28 profesyonel lisanslı futbolcu yer almaktadır. Altyapımızdan yetişerek bu yıl profesyonel statüyü aldığımız 4 adet genç futbolcumuz bulunmaktadır. Aynı zamanda bünyemizde bulunan 14 adet genç futbolcumuz tecrübe ve deneyimin arttırması için başka kulüplere kiralanmıştır. Altyapı geliştirme ve gençlik geliştirmenin temel amacı, sporun evrensel boyutlarındaki sevgi, kardeşlik ve fair play ilkelerine bağlı, saygılı, kültürlü genç futbolcularımızın müsabakalara katılımı için gerekli eğitimin verilerek kulübümüze ve Türk futboluna kazandırılmasıdır. Temel felsefemiz, tüm genç takımlarımızın rekabet ortamında oynayan U21 Ligi, Elit Akademi Ligi ve bölgesel ligler sayesinde daha üst seviyede futbol oynamalarını sağlayarak bu liglere elit oyuncuların yetişmesini sağlamaktır. Görevde olduğumuz süre içerisinde altyapımızın faaliyetlerine baktığımızda 2015-2016 sezonunda U21 takımı 34 müsabaka, 19 galibiyet, 67 puan 4. sıra. U17 56 puan 2. sıra. U16 48 puan 1. sıra. U15 52 puan 1. sıra. U14 65 puan 1. sıra. U13 24 puan 1. sıra. 2016-2017 sezonu itibariyle mevcut durumumuz U21 Ligi Süper Lig grubunda 3. U19 50 puan ile 1. U17 51 puan ile 1. U16 40 puan ile 1. U15 42 puan ile 2. sırada yer almaktadır. Bir alkış hak ettiklerini düşünüyorum. ...2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında gençlik geliştirme bünyemizden 5 futbolcumuz milli takımlara gitmiş, aynı zamanda 7 futbolcumuz profesyonel olmuştur. Görevde olduğumuz süre içerisinde Beştepe, İlhan Cavca ve Etlik Hasan Polat tesislerinde 2015-2016 sezonunda toplam 2239, 2016-2017 sezonu günümüz itibariyle ile 2105 sporcu kardeşimiz futbol okullarımızda eğitim görmektedir. Kulübümüzün futbol branşı dışında voleybol, basketbol, handbol, yüzme, bocce, bowling, kickbox, ekstrem, özel sporcular yüzme, atıcılık ve bilinç branşlarında da amatör olarak faaliyet göstermektedir. Altyapımızda bulunan tüm sporcularımıza kültürel katkı sağlamak maksadıyla seminer ve konferanslar düzenlenmiş, bu hususta Tömer ile bir sözleşme imzalanmıştır. Bu doğrultuda tüm altyapı oyuncularımıza yabancı dil desteği sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemizde oynayan yabancı futbolculara da Türkçe eğitim vermek için çalışmalar devam etmektedir. Gençler Birliği Spor Kulübü Derneği'nin sahibi ve olduğu Ankara ili Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi 40.477 ada bir parsel üzerinde bulunan arsa, düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve imalattaki sürece bağlı hasılat paylaşımı karşılığı inşaat ve diğer hizmetlerin yapımı sözleşmesi ile teslim edilmiş, ruhsatlara alınmış, şu anda satış aşamasına gelmiştir. Bu arsada kulübümüze yaklaşık 7000 metrekare satılabilir alan, 3708 metrekarede spor alanı kazandırılmıştır. Forma göğüs reklamı Arte Grup ile anlaşmaya varılmış. Bunun karşılığında bir adet daire, bir adet dükkan alınarak kulübe tapusu teslim edilmiştir. Aynı zamanda kulüp ihtiyaçları doğrultusunda lotto,
Pissarro, Acıbadem Hastanesi, Elmacık Su, Coca-Cola firmaları ile sponsorluk anlaşmaları imzalanmıştır. Başta forma sponsorumuz Arte Grup olmak üzere tüm sponsorlarımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür edip şükranlarımızı bildiriyoruz. Şimdi sizlere kulübümüzün duayen başkanı İlhan Cavcav ile başlayıp bugüne kadar geçen 40 yıllık başarı öyküsünün anlatıldığı kısa bir slide gösterisini izlemeye davet ediyorum. Hepinizi tüm yönetim kurulu üyeleri adına saygıyla selamlarım. Sanki birisi kulağıma geldi ki bu boyutu olduğu
kafama sanki kulağımda bir de sabahları üflüyor. O açsa da susursa da öyle yaşarım ister olmaz. O Tanrı'nın gençler bildiğine bir gözüdür. Gençler bildiğinin çok mutlu bir şanstır. Hayat çok tanrı yaşamak büyükler. Ve bunu senlerle gençler bildiği başkanlığı yapmak isterim ama dediğimiz bu sunuştan sonra İlhan Cavcav'ı ve bu Güzide Kulübe hizmet etmiş tüm öbür dünyaya göçmüş kişileri rahmetle ve sağ olanlara da minnetle anmak bir görev gibi geliyor bize. Yeni seçilecek başkanın ve tüm üyelerin yönetim kurulu dahil diğer kurul üyelerinin de Gençler Birliği'nde esasen önceden mevcut vefalı duygularla dolu olmasını, şimdi biraz önce seyrettiğimiz tribünlerin dolu şeklini temin etmesini ve kulüpteki her türlü kırgınlığı mevcut ise bu kırgınlığı kaldırmalarını, yeni bir duygu ile bu kulübü daha İlhan Cavcav'ın arzu ettiğinin daha üstündeki bir duruma sokmalarını hem rica ediyoruz hepiniz adına, hem de onların kendi görevleri cümlesinden olduğunu da hatırlatmak istiyoruz. Efendim, gündemin 5. maddesinin yarısını bitirdik. Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen var mı? Buyurun, buyurun efendim. Siz İstanbul'dan her toplantıya efendim, değerli kardeşimiz, Gençler Birliği'nin her olağan veya olağanüstü genel kurullarında hazır bulunan
ve yüreği Gençler Birliği sevgisiyle dolu bir kardeşimizdir. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli Divan Kurulu üyeleri, sevgili renktaşlarım, acılı bir dönemin sonunda ne mutlu bize ki kenetlendiğimizi görüyorum. Çok önemli. Bizim nesiller kulübümüzün Cemalettin Kaplan'ın da dediği gibi, Harun kardeşimizin de dediği gibi ikinci, üçüncü liglerde süründüğünü, hatta amatör lige de düşmenin kıyısından zamanın siyasilerin desteğiyle kurtulduğunu dün gibi hatırlarız. Tabii Sayın Özersin o zamanlarda bu işlerde sorumluluk taşıyan abilerimiz arasındaydı. Gel zaman git zaman rüyalarımı süsleyen kırmızı siyahlı formayı ben 4 yıl boyunca basketbol ve voleybol dallarında da giydim. Esasen yine eski abilerimiz bilir. Babam da uzun yıllar Gençler Birliği futbol takımında kaptanlık yapmış. Serçe Münir diye bilinen bir insan. Ondan edindiğim sevgiyle küçük yaşlarda Gençler Birliği'nde oldum. Başka da bir sevgi yüreğimde hiç olmadı. Şimdi çocuklarım ve eşim de kulübümüzün üyesidir. Biz aile boyu gençlerdeyiz. Bu kısa açıklamayı şunun için yapıyorum. Aramızda yeni çehreler var. Öncelikle onlara hoş geldiniz derim. Gençler Birliği bir kültür yuvasıdır. Gençler birlikte olmak zahmetli bir iştir. Çünkü işte Büyük Başkan bizi Bursa'ya götür diye bağıran bir taraftar değiliz. Biz kendi kaynaklarımızla, kendi ekonomik güçlerimizle tribünlere gelen, orada kulübü hiçbir karşılık beklemeden destekleyen çok güçlü, çok güzel, çok hoş bir kitleyiz. Bugüne kadar da kulübümüz hep ehil ellerde, güzel insanlar tarafından yönetildi. Bizler şimdi bu mirası korumak, kollamak ve geliştirmek zorundayız. Aramızda her meslek grubundan çok değerli insanlar var. Bunun da bilinmesi beni de açıkçası rahatlatıyor, huzur duyuyorum. Tabii bu şey demek değil, yani her şey çok güzel, dört dörtlük yolunda anlamına da gelmemeli. Hep objektif konuşacağız. Yani halının altına da hiçbir şey süpürmeyeceğiz. Dayanışmaya, tek yumruk olmaya sonuna kadar hep evet. Bizim için önemli olan Gençler Birliği'mizin kısa, orta ve uzun vadeli çıkarlarıdır. Bunun için ne yapmak gerekir sorusu hep aklımı kurcalamıştır. Aklıma bakarım, orada Divan Başkanımız Hasan abimiz, Oktay abimiz, Sarı Kemal'in evlatları, torunları hep aramızda. Üç nesil Gençler Birliği var. Biz bir öncelikle bilimin ışığından gitmek zorundayız. Yani tabirimi hoş görmenizi rica ederim. Asla Alaturka yönetilmemeliyiz. Kurumsal kimliğimizi geliştirmeli ve oluşturmalıyız. Hasbelkader çok büyük kurumlarda, kuruluşlarda önemli sorumluluklarım oldu. Dolayısıyla bunun ne anlama geldiğini bilecek, idrak edecek düzeyde olduğumu tanıyan herkes bilir. En büyük mertebeye sahibim, onu da söyleyeyim. Bir arkadaşımın burada Ozan Güler'in deyimiyle bizler hür generalleriz, yani taraftarız. Ama yönetimdeki arkadaşlarımızı, yönetimde görev alacak herkesi de kendi bilgi, inanç ve vizyonumuz çerçevesinde sonuna kadar hep destekleyeceğiz. Çünkü Gençler Birliği hepimiz. Yeniler de hep beraber, hepimiz Gençler Birliği. Şimdi rekabet koşulları çetin. Bizi ışığa ulaştıracak, yani başarıya ulaştıracak bir tek nitelik biliyorum, o da bilimdir. Peki niçin böyle konuşuyorum? Şunun için. Kurumsallaşmadan, mali disiplini ve denetimi oluşturmadan, dernekler yasasının getirmiş olduğu yükümlülükleri iyi analiz etmeden hiç başarıya ulaşamayız. Artık 4.0 dönemi kapanıyor, 5.0'ların bulunduğu, yani nanoteknolojinin de dünyaya hakim olacağı, yapay zekanın egemen olacağı önümüzde bir 10 yıl var. Biz burada kendi kulübümüzü yeniden şekillendirip, yönetim anlayışını yeniden değerlendirip,
çağın gereği neyse ona uyduracak önlemleri almak zorundayız. Yeni seçilecek yönetim kurulumuzu bana sorarsanız çok zorlu birçok görev beklemekte. Birincisi, çok sevgili başkanımız İlhan abi gibi çok güçlü bir karakterin ve dediğini yaptıran, onu takip eden bir başkanın ardından nasıl yapmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz, nasıl yönetmeliyiz gibi açıkçası hepimizi merak ettiren bir pozisyonla karşı karşıyayız. Benim bunun ışığı altında yeni gelecek yönetime güven duyduğumu, hepimizin de güven duyması gerektiğini şimdiden söyleyeyim. Çünkü eğer biz gençler birlikler bu güveni hissettirmezsek yönetim kurullarımıza, bank kurullarımıza, o zaman işler iyi olmaz. Dolayısıyla her zaman onların yanında olduğumuzu bir kere belirtmeli ve bu inancını sonuna kadar sürdürmeliyiz. Şimdi dijitallikte artık çığırlar, çağ çok değişti. Taraftar ve üye takipleri konusunda sevgili gençler birlikler, istediğimiz düzeyde, olması gereken düzeyde değiliz. Bunu mutlaka geliştirmeliyiz. Artı benim şahsi bir maruzatım var. Nice gençler birlikte tanıyorum ki, nice gençler birlikte 3 nesildir, 2 nesildir, hatta bir tanesi var, kulübün bütün bilgisayar altyapısını kendi olanaklarıyla yapıp kulübümüze hibe etmiş arkadaşlarımız var ve kulübe üye olamıyorlar. Bunu ben hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Hizmet ve destek aşkıyla yanan birçok arkadaşımız, genç, orta yaşlı, yaşlı, kadın, erkek kulübümüze üye olamıyorlar. Şimdi orada karşımıza çıkacak şey şudur. Üye kaydını belirli bir disiplin altında tutmamız gerekir. Önümüzde örnekler var. 1 milyon üyeyle de uğraşanlar var. 10 bin üyeyle de kapalı düzende yönetmeyi düşünenler de var. Bu bizim kendi kulüp tercihimiz olacaktır, hangisi ise. Fakat bizi sevenleri kulübün bünyesinin dışında tutmayalım arkadaşlar. Bunu mutlaka yapalım. Dolayısıyla dijitalliğin nimetlerinden de yararlanarak taraftarlarımızla, üyelerimizle, olası üyelerimizle ilişkileri geliştirelim. Kurumsal kimliğimizi koruyalım. Mali disiplin mutlaka şart, olmazsa olmaz. Ve bunları önerim şudur ve önemlidir. Lütfen can kulağıyla dinleyelim. Her ay yapılan divan kurulu toplantılarında divan kurulunun önüne yönetim kurulu tarafından mali raporlar önüne konmalı. Ve buradaki gelir ve giden tabloları divan kuruluna açıklanmalı. Bu yetmez. Her yıl mutlaka üyelerimize o yıla ait mali kriterler internet yoluyla ulaştırılmalı. Üyelerimizin hepsine bunlar gitmeli. Bakın bugün gündemden de bir haberiz. Gelir gider tablolarından, finans vaziyetimizden de bir haberiz. Bu kötü niyetle değil ama gençler birliğine yakışmaz. Yani bizim entelektüelitimizdeki bir kuruma hiç yakışmaz. Dolayısıyla yeni başkanımızdan ve yeni yönetimimizden bu konuyu behemmal mutlaka çözmelerini rica ediyorum. Yoksa biraz önce izlediğimiz film bir başarı hikayesidir. Ama başarı durağanlaşırsa bizi ileriye doğru taşıyamaz. Dolayısıyla hep değişmeliyiz, hep yenilenmeliyiz, hep çağdaşlığın ve bilimin ve yönetim tarzının doğruluğunun izinden gitmeliyiz. Aramızda birçok da iş adamı var. Olmayanlar da çeşitli üniversitelerde çalışan bilim adamları, dostlarımız var. Çok çok iyiyiz. Ama bunu kullanalım. Lütfen. Atla deve değil. Çok da zor değil. Çok kolaydır. Bu hasta 1957 yılındaki bir genel kurulda rahmetli başkanlarımızdan Orhan Şeref Apak Beyefendi'nin bir sözünü sizlere hatırlatarak Orhan Şeref Apak biliyorsunuz Türkiye'de futbolun yayılmasını sağlayan bir numaradır. Yıllarca federasyon başkanlığı yaptı, kulübümüzde 2-3 defa başkanlık yaptı değil mi Sayın Özersin? Şöyle demiştim, babam aldı beni götürdü, Maltepe'deki lokalin altında toplantı. 100 kişiye var ya yok.
O zaman da profesyonellik tartışılıyor. Ne olacak kulübün durumları? Ben de çocuk aklıyla da anlamaya çalışıyorum. Demişti ki, bizim değişmeyen bir karakterimiz var. Dürüstlük. Bakın dürüstlük diyor. Ahlak. Ne kadar önemli. Ve gençler birlikler korkmaz diyor. Korkmaz. Evet. Bu üçünü de bugüne kadar gördük. Şuradaki pankarta bir bakar mısınız? Orada korkmadığımızı rahmetli İlhan Cavcav şöyle gösteriyor. Dimdik ayaktayız. Sağlamız, güçlüyüz. Çünkü arkamızda gençler birlikler var. Ve hep olacak. Çocuklarımızla gençler birlikleri yapacağız. Bu hepimizin görevidir. Bu kadar kalabalığı bazen maçlarda göremiyoruz. Arkadaşlar gideceksiniz maçlara. Bu takım, bu çark böyle dönmez. İstanbul'un X, Y, Z kulüpleriyle gönül bağı olanlar varsa artık kessin. Burası Ankara, burası Ankara. Gençler bir spor kulübü. Görev zor ama yürek, bilek ve zeka ister. Biz bunu yapacak güçteyiz. Buradaki kalabalıktan bunu yapacak çok sayıda insan çıkar. O yüzden diyorum ki yönetim kurulunu yaralanı almayanı, üyesi sempatizanı daima takviye etmeli. Artık seçildikten sonra yönetim kurulu üyeleri bizim namusumuzdur. Onları tabii ki denetleyeceğiz. Esasında dernekler yasası var. Ama taleplerimiz de olacak. Ve bu talepler yapıcı olacak. Yol gösterici olacak. Bunları yaptığımız ölçüde kulübümüz yönelir, kalkınır. Çok iyi ufuklara doğru yelken açarız. Yapamazsak onu söylemek istemiyorum. Buradaki bütün eski abilerim çok acı tecrübeler var. Hepimizin var. Onları Allah sizlere yaşatmasın. Biz inanalım, güvenelim. Atatürk'ün de dediği gibi Türk övün çalış güven demişti. Bizler de onun evlatlarıyız. Onun devrimlerinin sonuna kadar izindeyiz. Bu konuda esasen ödün de vermeyiz. Cumhuriyet kulübüyüz. 1923. Bunu da asla unutmayalım. Bu konuya noktayı koyuyorum. Yeni genel kurulumuzun hayırlı olmasını rica ediyorum, istiyorum, bekliyorum ve sizleri isim zikretmek sizin hepinizi çok seviyorum. Yenisiyle, eskisiyle, kadınıyla, erkeğiyle ne mutlu gençler birlikteyim diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, kısmen birkaç arkadaşı kardeşimizin toplantıdan ayrılır diye hareketlerini görüyorum. Lütfen ayrılmasından daha çok gündem maddemiz var. Şu anda bize başkanlık divanını tekrar eden rakamlara göre toplantımızda 848 üye hazır olmak. Sayın Divan, değerli hazırın, sevgili gençler birlikler, Gençler Birliği Spor Kulübü Derneği'nin
2015 ve 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarına ilişkin açıklamalarda bulunmak, bilgilendirme yapmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Öncelikle bu bilgilendirmeye geçmeden önce bir iki şey hakkında ön bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi kulübümüz kamuya yararlı dernek statüsünde olduğundan her yıl itibariyle mutlaka dernekler kanun hükümleri çerçevesinde dernekler kontrolleri, dernek denetçileri tarafından denetlenmekte. Onun dışında SPK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim firmalar tarafından yine her yıl denetime tabi tutulmaktayız. Bunun dışında gerek Sayıştay gerekse Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri yine her yıl sağ olsunlar bizi denetlemekteler. Son olaraksa yine UEFA mali kriterlerine uygunluk açısından da her yıl Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli denetimleri vermekteyiz. Gururla söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum ki bu denetimlerin hepsinden teşekkürle ayrılıp diğer tüm futbol kulüplerine her zaman örnek olarak gösterilen bir kulübüz. Bu çerçevede 2015-2016 yılı mali tablolarımızla ilişkin Sayın Başkanım'ın da söylediği gibi çok fazla vaktinizi almadan tabii ki sorular olursa, kafanıza takılan konular olursa onları tekrar söz alıp sizlere açıklayacağız. Belli hesap grupları itibariyle belli açıklamalarda bulunmak istiyorum. Sunumumuzda da görüyoruz 2015 yılı 2016 yılı karşılaştırmalı bilançosundan hareket edecek olursak kasamızda zaten getirisi olmadığı için fazlaca para bulundurmuyoruz. Çekler hesabımızda toplam 550 bin TL'lik çekimiz olup bunun 250 bin TL'lik kısmı zaten Ocak ayı içerisinde tahsil edildi. Kalan 300 bin TL'lik alınan çekimizin de yine önümüzdeki ay içerisinde tahsil edilmesi beklenmekte. Bankalar hesabımıza baktığımız zaman maalesef düşman çatlatan mı diyelim ya da her zaman gurur duyduğumuz bir tablo karşımıza çıkıyor. Birazdan söyleyeceğiz hiçbir yere borcumuzun bulunmadığı gibi bankalar hesabımıza baktığımızda da bankalar hesabımızda 2016 yılı sonu itibariyle 56.692.335 TL tutarında bir paramızın olduğunu görmekteyiz. Bugün itibariyle de aşağı yukarı bu para korunmakta. Alacak senetleri hesabımıza göz attığımızda 2016 yılı sonu itibariyle toplam 120 bin liralık alacak senedi var. İki kulüpten olan alacağımız ilişkin kardeş kulüplerden. Onun dışında ise 2017 yılında önemli bir değişiklik olduğu için onu belirtmekte fayda var. Biliyorsunuz Ahmet Yılmaz Çalık'ın 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a verdik. Bunun karşılığında da toplam 9 milyon 965 bin 750 TL'lik bir senet alındı. Temmuz ayından itibaren 6 eşit taksitte tahsil edilmek üzere. Bu 2017 yılı hesaplarımızın hemen açılış kayıtlarında yer almakta. Diğer çeşitli alacaklar hesabı kalemine baktığımızda ise kulübümüzün toplam 6 milyon 340 bin TL'lik bir alacağının olduğunu, küsuratlarını söylemiyorum, görüyoruz. Bunun önemli bir kulübü bizim altyapımız saydığımız kardeş kulübümüz olan Hacettepe Spor Kulübü'nden olan alacağımızdan oluşmakta. Bilindiği gibi futbol okulunu işletmek üzere kurulmuş Destek Sportif AŞ adını verdiğimiz bir şirketimiz var. İştiraklardaki rakamımız olan 9.950 TL'de bu şirketteki sermaye payımızı teşkil etmekte. Bilançomuzun duran varlıklar kalemlerine göz attığımızda ise 8 milyon küsürlük bir rakam karşımıza çıkmakta. Bu da birincisi Sayın Genel Sekreterimizin giriş konuşmasında belirttiği, faaliyet raporunda belirttiği üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında verilen arsa, bir diğeri ise yine Sincan sınırları içerisinde bulunan arsanın değer olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki kayıtlı değeri, gerçek değeri bunun çok daha üzerinde. Binalar hesabında görünen rakamın alt kırımına bakacak olursak da yine İCK Yapı tarafından daha önce sponsorluk karşılığında kulübümüze verilmiş olan 2 adet daire bu ve yine gelir getiren, kira geliri getiren 2 adet dükkanın binalar hesabında göründüğünü görmekteyiz. Makine tesis cihazlar yine kulübümüzün amaçları doğrultusunda kullandığı makinelerin tesislerini ve cihazlarını izlendiği hesap. Taşıtlar hesabımızda yer alan tutar ise 2 tane takım otobüsümüz ile 3 tane kulübümüz için hizmetlerde kullanılan mütevazı aracın toplam değerini ifade etmekte. Demirbaşlar hesabında yer alan tutar yine kulübümüzün amaçları çerçevesinde kullanılan ve toplam tutarı 840 bin TL'yi bulan Demirbaşlar'ın izlendiği hesap. Pasif tarafa baktığımızda ise bilançomuzun sağ tarafına banka kredileri hesabı karşımıza çıkıyor. Tabii ki kimseye bir banka kredisi borcumuz ya da kredi ihtiyacımız yok. Ama 81 bin liralık rakam kulüp kredi kartlarının henüz vadesi gelmemiş.
borçlarından kaynaklanmakta. Onlar da elbette ki ödenme. Yine satıcılar hesabında görülen rakam kulübümüze mal ve hizmet tedarik eden tedarikçileri olan borcumuzu göstermekte olup bunların henüz vadesi gelmediği için bilançomuzda yer almakta. Personel borçlar hesabına bakacak olursak biliyorsunuz ki muhasebedeki dönemsel kilkesi çerçevesinde her yıl sonu, her ay sonu itibariyle ücretler mutlaka tahakkuk ettirilmekte. İzleyen ayın başında da ödenmekte. Dolayısıyla bu 2.215.000 liralık personel borçlar hesabı yanlış anlaşılmasın. Bunların tamamı zaten hemen Ocak ayı başında ödenmiş olur. Şu an itibariyle kulübümüzün ne personele ne de oyuncularına vadesi geçmiş tek bir kuruş borcu bile bulunmamaktadır. Diğer çeşitli borçlar hesabına yer alan rakamın önemli bir kısmı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan nakden ayır yayın gelirleriyle karşılık aldığımız ancak henüz faturalandırmadığımız için borç rakamı olarak görünen tutardan oluşmakta. Aynı şekilde alınan sipariş avanslarına ilişkin tutar da yine nakden yayın gelirleriyle ilgili aldığımız avansları ön ödemeleri ifade eden bir tutar olarak karşımıza çıkmakta. Bir başka kalemden bahsetmek istiyorum. Ödenecek vergiler hesabı. Ödenecek vergiler hesabında da yaklaşık 1.061.000 TL'lik bir rakam görmekteyiz. Bu da yine Aralık ayı içinde verilen katma değer vergisi ve muhtasar beyannameden kaynaklanıp Ocak ayında ödenmesi gereken vergilerimizi ifade ediyor. Takdir edersiniz ki bunları biz her zaman olduğu gibi yine vadesini ödedik. Yine şunu gururla söylüyoruz. Kulübümüzün 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle vadesi geçmiş, taksitlendirilmiş, ertelenmiş ya da ne adı olursa olsun bir kuruş vergi ya da birazdan söyleyeceğimiz şimdiden söyleyelim SGK prim borcu bulunmamaktadır. Gelir tablosu hesaplarına geçecek olursak gelir giderlerimize onun ilişkinde birkaç başlık altında bilgi vermek istiyorum. Kulübümüzün 2016 yılında elde etmiş olduğu toplam faaliyet gelirlerinin 65.432.000 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bunların alt kırılımlarına bakacak olursak 2016 yılındaki bilet satış gelirlerimiz, müsabaka bilet satış gelirlerimiz 1.857.000 TL. Bu tutarın 391.000 TL'lik kısmı ulusal müsabakalar sezon kombine bilet satış gelirlerinden, 1.462.000 TL'lik kısmı ise ulusal müsabakalar maç günü bilet satış gelirlerinden oluşmakta. Sadece 4.211 TL'lik de Federasyon Kupası'ndaki maçlardaki bilet satışlarından gelir elde ettiğimizi görmekteyiz. Reklam gelirlerimize baktığımızda ise toplam yaklaşık 7,5 milyon liralık bir reklam gelirimizin olduğunu görüyoruz. Bu tutarın 391.000 liralık kısmı, 1.200.000 liralık kısmı stat reklam gelirlerinden, 4.766.000 TL'lik kısmı Spor Toto, İddia ve şirketimiz olan Destek Sportif Limited şirketinden alınan isim hakkı gelirlerinden oluşmakta. Kalan 1.530.000 liralık kısma baktığımızda ise yine Spor Toto, Acıbadem Hastanesi, Hedef Araç Kiralama Şirketi'nden elde ettiğimiz reklam gelirleri olarak karşımıza çıkmakta. Değerli Hazır'ın 2016 yılı yani 30 Aralık tarihi itibariyle elde ettiğimiz transfer gelirlerimiz 9.489.000 TL seviyesinde. Belki son dönemdeki diğer kulüplere verdiğimiz futbolcuların bonservis bedelleri düşünüldüğünde bu düşük gibi gelmiş olabilirse ama onun nedeni şu, bu 9 milyon küsürlük tutarın içerisinde sattığımız belli başlı futbolculardan sadece İrfan Can Kahveci'nin elde edilen gelir 2016 yılı hesaplarımızda yer alıyor. Onun dışında biliyoruz ki Ahmet İlmaz Çalık, Bogdan Stanko ve diğer bazı futbolcularımızdan satışından elde edilen gelir bu satış işlemleri Ocak 2017 döneminde gerçekleştirildiğinden 2017 gelirlerimiz arasında yer alacak. Yine ürün satış, ikramiye geliri, bağış yardımlar, diğer futbol gelirleri başlığına göz açacak olursak sayılan 3 grup gelirimizin toplamı 4.410.000 TL olarak karşımıza çıkmakta. Bu gelirimizin alt kırılımlarında özel tüzel kişilerden alınan bağış ve yardımlar, sigorta şirketlerinden alınan hasar tazminatları, kulübümüzün sahibi bulunduğu gayrimenkuller dolayısıyla elde ettiği kira gelirleri, yine kulübümüzün iştiraki olduğu Destek Sportif Hizmetler Limited şirketten elde ettiğimiz gelirlerden oluşmakta. Diğer faaliyetlerden gelir ve karlara bakacak olursak, burada da yaklaşık 6.014.000 TL'lik bir tutarın karşımıza çıktığını görüyoruz.
Bu 6 milyon 14 bin TL'lik tutarın çok önemli bir kısmı da bankalardaki mevduatımız dolayısıyla elde ettiğimiz faiz geliri olarak oluşmakta. Son olarak gider hesaplarına ilişkin birkaç cümle edeceğim. Kulübümüzün 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerinden kaynaklanan giderler toplamı 74 milyon 922 bin TL düzeyinde. Bu tutarın yaklaşık 38 milyon 975 bin TL'lik kısmı personel giderleri. Yine buna bağlı olarak 7 milyon 862 bin 248 TL tutarında çalıştırmış olduğumuz futbolcu ve diğer personelimize ödediğimiz ücretler üzerinden hesaplanan stopaj vergileri, yani muhtasar beyanname bildirilen vergiler, yani sadece devletimize sadece 2016 yılında sporcu ücretleri üzerinden ödediğimiz bir kuruş borcumuz olmayan tutar 8 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu 8 milyon TL'lik stopajın yanı sıra yine SGK kurumu, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödediğimiz SGK primlerinin toplam tutarı da 2 milyon 404 bin TL olarak karşımıza çıkmakta. Birçok büyük kulübün bile bu tutarlarda vergi ödemediğine maalesef şahit oluyoruz. Son olarak transfer giderleri başlığımıza da değinecek olursak, kulübümüzün 2016 yılı transfer giderlerinin toplam tutarı 14 milyon 823 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun bir kısmı oyuncu bonservis giderlerinden, bir kısmı futbol ve teknik adamların sözleşme fesih tazminatlarından, bir kısmı ise menajerlik ücretlerinden oluşmakta. Diğer faaliyet giderleri başlığında topladığımız 10 milyon 47 bin liralık giderin ise başlıca spor malzemeleri alım giderleri, müsabaka giderleri, TFF yabancı altyapı fonu giderleri ki bu 2 milyon lira kısmı oluşturmakta, seyahat ve kamp giderleri, altyapı giderleri, elektrik su giderleri, kısaca faaliyetimizi gerçekleştirmek için yaptığımız giderler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Son olarak diğer faaliyetlerden gider ve zararlar toplamımız 732.687 TL olarak karşımıza çıkmakta olup, bunun da önemli bir kısmını vergi usul kanunu hükümleri çerçevesinde yaptığımız kur değerlemelerinden kaynaklanan kur farkı giderleri olduğunu söylemek mümkün. Değerli Hazur'un Gençler Birliği Spor Kulübü'nün 2015 ve 2016 yılları mali tablolarına ilişkin açıklamalarımız bundan ibarettir. Arz olunur. Efendim, genel sekreteriye evrakları düzgün getirirse ve hesaplarda yeminli mali müşavir arkadaşımız tarafından bu kadar düzgün tanzim edilirse genel kurulu yönetmekte çok daha kolay oluyor. O bakımdan kendilerine ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Gündemin bu maddesinde geldiğin gelir gider hesaplarından dinledik. Bu konuda söz isteyen var mı? Veya saygı bir arkadaşımıza da bir soru sormak isteyen var mı? Görünmüyor. Evet, bu maddeyi tamamlamış oluyoruz. Şükrü Bey, denetim kurulu raporunu zaten siz mi okuyacaksınız? Buyurun. Kontrolünü yapmıştır.
Denetleme Kurulu raporu Gençler Milli Spor Kulübü Derneğimizin 18 Şubat 2017 yani bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı için hazırlanmıştır. Denetim kurulumuza bugüne kadar yazılı veya sözlü herhangi bir şikayet intikal etmemiştir. Denetleme kurulu olarak 2015-2016 yıllarına ait dernek çalışmalarını, defter kayıt ve belgelerini, yapılmış olan işlemlerini, gelir ve giderlerini, tüm hesaplarını incelemiştir. Denetim sonuçlarını bilgilerinize sunmak için huzurunuzda bulunuyorum. Usul yönden yapılan incelemeler neticesinde defterlerin defteri kebir, yevmiye, envanter, üye kayıt ve karar defterlerinin noter tasdikli olduğu, yönetim kurulunun 10 Mayıs 2015 tarihinde seçim sonrası yapmış olduğu ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yaptığı ve görev dağılımının tüzüğümüze uygun olarak yapıldığı, 1 Ocak 2015, 31 Aralık 2015 tarihleri arasında 1 Ocak 2016, 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 16 olmak üzere 1 Ocak 2015, 31 Aralık 2016 tarihleri arasında toplam olarak 31 yönetim kurulu toplantısının yapıldığı görülmüştür. Bu toplantıda alınan kararların karar defterine düzenli ve usulüne uygun tutulduğu ve kararların oy birliğiyle alındığı, amatör branşlarda 10 branş kolunda takımlar oluşturuldu ve bu dallarda sporcularımızın yarışmalara katıldı. Altyapı sporcularımızın kültürel katkı sağlamak amacıyla seminer ve konferanslarla takviye edildi. Akademilik takımları U14, U15, U16, U17 yaş gruplarında, U19 takımın elit liginde ve U21 takımında Süper Lig grubunda faaliyetlerine devam ettiği görülmüştür. Kulüp bünyesindeki sahaların kulüp yararına kullanıldığı, Beştepe, İlhan Cavcı ve Etlik Hasan Polat spor tesislerinde hizmet veren futbol okullarımız sayesinde spor kulüplerine, Türk sporuna katkılarının gün geçtikçe arttığı, 18.1.2016 tarife 11 sayılı kararla forma göğüs reklamı karşılığı olarak Ankara ili Çankaya ilçesi Beytepe mahallesi 29.281 ada bir parsel numarasında kayıtlı bulunan B blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün İCK Yapı Tur Ticaret Limited şirketinden Gençler Birliği Spor Kulübü Derneği'ne tapu devrinin yapıldığı, 22.2.2016 tarihi 13 sayılı kararla 06 AU 9500 plakalı Audi marka A4 model aracın 40.000 Türk lirası bedelle satıldığı, aynı kararla yönetim kurulu üyesi Erdal Cömert'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabul edildiği, 28.4.2016 tarihle 15 sayılı kararla yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Erdal Cömert'in yerine yönetim kurulu yedek üyesi Ersin Özel'in asil üyeliğe getirildiği, 2.8.2016 tarihli 19 sayılı kararla Gençler Milli Spor Kulübü Derneği'nin sahibi ve hissedarı bulunduğu Ankara ili Çankaya ilçesi Çayyolu mahallesi 40.477 ada bir parsel üzerinde bulunan arsanın düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve imalattaki sürece bağlı hasılat paylaşımı karşılığı inşaat ve diğer hizmetlerin yapımı sözleşmesi sonucunda 7.000 metrekare satılabilen arsa alan ve 3.700,65 metrekare spor alanının kulübümüze kazandırıldı. 1.9.2016 tarihli 21 sayılı kararla Ankara ili Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar köyü 113.675 adada yer alan 1-2-3-4-5-6-7-8-9 parsel 7.283 yemeğe 30 cilt numaralı ve yine Ankara ili Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar köyü 113.672 ada
5 parsel 7283 YM'ye 30 cilt numaralı Gençler Birliği Spor Kulübü adına kayıtlı bulunan arsaları 1 milyon 300 bin Türk lirası bedelle satıldı. 31.3.2015 tarihli 46 sayılı kararla 12 üye 26.09.2016 tarihli 20 sayılı kararla da kulübümüze 187 üyenin kazandırıldı. Aynı kararla Hayri Güngenci'nin istifasının kabul edildiği, Kadir Başpınar, İsmet Sezgin, Yaşar Kayal, Mehmet Dilber, Hayri Güler, Hamdi Nerkis ve Atilla Aytekin vefatları nedeniyle üyeliklerini iptal etti. Allah rahmet etsin. 09.11.2016 tarihli 25 sayılı kararla forma göğüs reklamı karşılığı olarak Ankara ili Çankaya ilçesi Alacaatlı Lodumlu Mahallesi 64.547 ada bir parsel numarasında kayıtlı projede bulunan A blok 23 numaralı bağımsız bölümün yine aynı yerde bulunan 44.475 ada iki parsel numarasında kayıtlı projede bulunan 13 numaralı bağımsız bölümünün Arte Yapı Ticaret Limited şirketinden Gençler Birliği Spor Kulübü Derneği'ne tapu devirlerinin yapıldığı 22.12.2016 tarihli 26 sayılı kararla Ankara ili Çankaya ilçesi Beytepe Köyü 29.281 ada 1 parsel 26 bağımsız bölüm 49.089 YM'ye 81 cilt numarası 8023 sayfa numaralı Gençler Birliği Spor Kulübü adına kayıtlı bulunan taşınmazın 835 bin Türk lirası bedelle satışına karar verildi ve tapu devrinin 27 Ocak 2017 tarihinde yapıldı. Şükür Bey, bir dakika rica edebilir miyim? Değerli arkadaşlarım, bir kısım üyelerimizi dışarıya çıkma hareketinde bulunuyor. İhtiyaç için çıkıyorlarsa bir söyleyeceğimiz bir şey yok ama lütfen terk etmesinler salonları, seçime geçeceğiz. Şükür Bey, sizden de rica ediyorum. Tesadüfatı değil de satır sonlarında ne olduğunu söylerseniz zaman kazanmış oluruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 2016 yılında kulübümüzün A takım kadrosunda 29 profesyonel lisanslı futbolcunun yer aldığı, aynı yıl 14 futbolcumuzun kiralık olarak başka kulüplere tecrübesini, deneyimini ve bilgisini artırmak amacıyla kiralık verildiği anlaşılmıştır. Bunlar usul yönden yapılan incelemelerdi. Şimdi hesap yönden yapılan incelemelere geçiyorum. Gelirler yönünden 2015 yılında faaliyet gelirleri 6 ana başlık altında toplanmıştır. Bunların toplamı 61.099.787,39 Türk lirasıdır. Buna faiz gelirleri ilave edilmiştir. 6.771.039.67 Türk lirası faiz gelirleriyle birleştiği zaman 2015 yılı gelirlerinin toplamı 67.870.827,06 Türk lirası olarak tecelli etmiştir. 2015 yılının giderlerine baktığımız zaman bunlar personel giderleri 3 ana başlık altında toplanmış. Bu da 35.063.922,52 Türk lirası. Transfer giderleri 12.384.756,67 Türk lirası. Diğer giderler, kambiyo giderleri ve olağanüstü giderlerle birlikte toplam olarak 58.133.610,23 Türk lirası. Net kar olarak da görülen miktar 9.737.216,83 Türk lirası olarak tecelli etmiştir. 2016 yılına geçtiğimiz zaman faaliyet gelirleri yine 6 ana başlıkta toplanmış. Bunların toplamı 65.432.855,63 Türk lirasıdır. Faiz gelirlerimiz bu yıl 2016 yılında 6.262.172,49 lira olmuştur. Toplam olarak 2016 yılında gelirleri 71.695.028,12 Türk lirası olarak sonlanmıştır. 2016 yılının giderlerine göz attığımızda personel giderleri 49.319.201,23 lira, transfer giderleri, diğer giderler, kamyon giderleri ve diğer olağanüstü giderlerle birlikte toplam olarak 74.922.717,42 Türk lira
olmuştur. 2016 yılının gelir ve gider hesaplarını karşılaştırdığımız zaman eksi 3.227.689,30 liradır. Bu tablodan elde edilen, yani 2015 ve 2016 yılları tablolarından elde edilen sonuç, 2015 yılında 9.737.216,83 lira artı bakiye vermiştir. 2016 yılında eksi olarak 3.227.689,30 liradır. 2 yıllık süreçte toplam net kar tutarımız ise 6.509.527,53 lira olduğu tespit edilmiştir. Net giderler tablomuzda baktığımız zaman hazır değerlerimizde bunlar 3 ana başlık altında toplanmıştır. Kasa, alınan çekler ve bankalar toplamını söylüyorum. Hazır değerler olarak 52.537.229,79 lirasıdır. 2016'da ise bunun hazır değerlerinin yine kasa, alınan çekler ve bankalar olarak 57.308.175,53 lirası olduğu görülmüştür. Giderlerin yönetim kurulu kararlarına ve yasalara uygun olduğu, malzeme alımlarında yasal düzenlemelere dikkat edildiği, vergi, sigorta primleri ve diğer yasal kesintilerin zamanında ve süresinde ödendiği ve bu konularda herhangi bir borcumuzun bulunmadığı, 1-1-2015, 31-12-2015, 1-1-2016, 31-12-2016 yıllarına ait 2 yıllık bilançosu ile gelir gider tablosunun defter, belge ve kayıtların faturalara uygun olduğu ve yasalara uygun olarak düzenliği, mevduatlarımızın bankalarda en iyi şekilde değerlendirildiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak çalışmaların büyük bir özveri ve titizlikle yürütüldüğü, bütün işlerin yasalara ve kararlara uygun olduğu anlaşıldığından, yönetim kurulunun ibrazını genel kurul onayına sunarız. Yönetim kurulu olarak sunduk. Teşekkür ederim. Evet, denetim kurulu raporunu dinlediniz. Bu konuda şu isteyen var mı? Olmadığına göre gündemin bu maddesine geçiyoruz. Gündemin 8. maddesine geldik. Gündemin 8. maddesi iki bölümden oluşuyor. Bir, yönetim kurulunun faaliyetleri, tüm faaliyetleri yönünden ibrazı hususuna oylarımızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci kısım, yönetim kurulunun geri gider hesapları yönünden ibrazına oylarımızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İbrası diye bir madde konulmuş. Denetim kurulunun yapmış olduğu çalışmalar sebebiyle kendilerine teşekkür edilmesine hususunu ve ibra olur mu? İbra edilmesini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 10. maddesine geçiyoruz. Bu maddede 2017-2020 dönemi tahmini bütçesi okunması. Siz mi okuyacaksınız? Tekrar rica ediyorum sevgili Üstad. Murat Bey. Son yıkımları, son rakamları bize intikal ettirirseniz. Sorun mu?
Değerli Azun'un ben bir taraftan kısa açıklamalarda bulunayım. O arada da Sunu'ya gelirse Sunu üzerinden de ilaveler yaparız. Bildiğiniz gibi dernekler kanunu çerçevesinde önümüzdeki 3 yıla ilişkin bir tahmini bütçe hazırlayıp sizlerin onayına sunmamız gerekiyor. Bu çerçevede mevcut bütçemizdeki, gerçekleşen bütçemizdeki rakamları belli öngörüler, belli tahminler çerçevesinde önümüzdeki 3 yıla sirayet ettiriyoruz. Biz bu tahmini bütçeyi sizlere sunarken şu varsayımlardan yola çıktık. Bu gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde geçmiş son 3 yılın ortalamasındaki artış trendlerine baktık. Ve varsayım olarak da bundan önümüzdeki 3 yıl içerisinde hem gelir hem giderlerin aynı oranlar dahilinde artacağını kabul ederek bu şekilde bir öngörüde bulunduk. Burada belki önemli artış kalemlerinden birisi nakden yayın gelirlerini göreceksiniz tahmini bütçemizde. Onun da gerekçesi biliyorsunuz yeni yapılan nakden yayın ihalesi çerçevesinde nakden yayın gelirlerinde kulüplerin 135 milyar. Burada belki önemli artış kalemlerinden birisi nakden yayın gelirlerini göreceksiniz tahmini bütçemizde. Onun da gerekçesi biliyorsunuz yeni yapılan nakden yayın ihalesi çerçevesinde nakden yayın gelirlerinde kulüplerin 135 milyar. Burada belki önemli artış kalemlerinden birisi nakden yayın gelirlerini olduğu futbolcuların
soyunduğu, giyindiği, yıkandığı yerler bulundu. Küçücük bir yerde faaliyet çalıştık. Bir masanın dört köşesinde, beş köşesinde durarak çalıştık. Ama bugün bu tesisleri, biraz önce gören tesisleri o kulübe kazandıran ve bu kadar mali güce kavuşturan, Türkiye'de olmayan bir kulüp haline getiren, herhangi bir kişi ve kuruluşa borcumuzun olmadığı, sigorta ve vergi borcumuzun dahi bulunmadığı bir kulüp haline getiren Sayın İlhan Cevcan'ın kulüp kurumsal üyeliğine kabulünü söz isteyen var burada. Olmadığına göre kabulünü oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle İlhan Cevcan'ın kulüp efendim gündemin 14. maddesi ne geçiyoruz? Seçimler başkanı. Bu seçimler maddesi. Şimdi 15. maddede dilek, temenniler ve kapanış. Seçimleri yaptıktan sonra tasnif sırasında 15. maddeye geçeriz. Şimdi Başkanlık Divanı'nda olan arkadaşlarım ve sekreterya bize yardım edin. Şuradan bizim sağ tarafımızdaki merdivenlerden delege arkadaşlarımız yavaş yavaş sıralı olarak isteyen var mı acaba? Şu şeyleri, oyları, oy pusulalarını bir getirin görelim. Düzeni mi sağlayalım diyorsun? Bir düzeni, kurul üyesi arkadaşlarım. Başkanım, konuşmak sağlayalım. İsteyen olur mu bu konuda? Süreyle seçilmeleri. 3 yıl süreyle seçilmeleri. Liste bu. Abi gelmeyin, gelmeyin. Daha bir şey yok. Gelmeyin. Efendim, lütfen. Lütfen. Yerinizde istirahat buyurun. Sizi buradan en çabuk şekilde göndermek için gereğini yapacağız. Bir dakika, siz de ayakta yorulmayın. Oturun yerinize. Arkadaşlarım bir düzeni sağlasınlar. Ben de size bilgi olarak arz edeyim. Bizim tüzüğümüz... Listeyi bir okutun başkan. Bizim tüzüğümüze göre yönetim kurulu, denetim kurulu gizli oyla seçilmek zorunda. Divan kurulu da herhangi bir takyidat yok. Ama tek pusukla yazıldığına göre artık hepsini gizli oyla yapacağız. Ben şartları söylüyorum. Başkan adayı Murat Cavcav. Başka aday var mı efendim? Olmadığına göre şimdi yönetim kurulu asil üyelikleri. Murat Yıldız. Arkadaşlar bir taraftan tedbir alın efendim siz. Düzeni Arda Çakmak, Murat İşçan, Arif Ölmez, Merdan Hürmeydan, Hıfzı Kuruşa, Kerem Doğan, Sinan Gürsoy, Şahin Kartal, Osman Kaçar, Sertaç Muratal, Mehmet Gür, Aykut Akalın, Hakan Kaynar, Cem Şükrü Kaya, çok teşekkür ederim. Benim kardeşimin oğlunu da göstermişsiniz. Teşekkür ederim sizlere. İsmail Özkan, Kemal Yurttakalan, Bülent Üstündağ. Yönetim kurulu yedek üyeleri Can Polat Aras, Emin Er Yılmaz, Mahmut Alanya, Mete Aysal, Murat Öngelen, Nedim Hacı Ömeroğlu, Tamer Yolal, Saadettin Özkalender, Umut Çevik. Efendim, bizim dernek organlarında tüzüğümüze göre yönetim kurulu gizli oyla bir başkan ve 18 üyeden oluşur, 9 yedek üye seçilir diyor. Şartları bu kadar. Disiplin kurulu asil üyeleri Disiplin kurulu asil üyeleri Deniz Aksoy, Halit Öğün, Mehmet Tokatlı, Murat Akçasoy, Fatih Göçer,
yedek üyeleri Kadir Gürtel, Sinan Aydın, Ece Er, Kazım Sincan, Murat Atamer. Gerisini ben okuyayım başkanım, yorulmayın isterseniz. Devam edin. Murat Başkan konuşacak. Başkan bir söz alabilir miyim müsaade ederseniz? Ne için? Şey için, Murat Bey şimdi seçimden önce bir seçim konuşması yapacak. Tamam, olur. Hayır. Bir de şeyi duyuralım. ABP olanlar. Denetleme kurulunu okuyorum. Asil üyeler Nurten Sazan, Nevzat Kabakçı, Ahmet Yalçın. Yedek üyeler Hakan Kutlay, Muzaffer Gültekin, Sabri Kuru. Divan kurulu üyeleri Hasan Çengel, Oktay Arıca, Yavuz Yalçınkaya, Turgay Demirer, Ozan Güler, Nevzat Akçaoğlu, M. Akşit Özkural, Necdet Özkazancı, Erol Ceylan, M. Azmi Doğan, Tanıl Bora, Cenk Aktan, Recep Yalçın, Selçuk İlksoy, Cemalettin Sakallıoğlu, Doğan Akpınar, Zeki Şengür, Özcan Karacan, İzzet Elma, Tevfik Gülcan. Divan Kurulu Yedek Ali Kılıç, İlker Peksezer, Gürcü Korkmaz, Yüksel İnan, Mustafa Turgut. Tamamını okudum başkanım. Tamam. Efendim, şimdi üye adetlerini söyledim. Disiplin Kurulu 3 yıl için seçilecek. Hepsi 3 yıl için. Tercihen en az 3'ü hukukçu olacak. 5 üniversite mezunu olacak. Şartlar onlar. Divan kurulunda da en az 15 yıldır aralıksız üye olanlar divan kuruluna seçilebilecek. Bu şartlar herhalde denetim kurulunda da genel idari, mali ve hukuki alanda yeterliliği bulunan dernek üyeleri arasından seçilir diyor. Bu şartlara hayır olanların seçimleri muteber olacaktır. Şimdi soyadına göre ABF olanlar soyadına göre A ve F olan üyelerimiz bizim solumuzdan oyunup gelerek teker teker oyunu kullanacaklar. A ve F diğer A Murat Bey konuşma yapmak istiyor. Bir dakika efendim, bir dakika. Ama öyle oluyor. Bir dakika arkadaşlar, yerinizde oturun, daha seçime geçmeyin. Sandıkları daha gündemi şey yapacağız. Sandıkları gösteri kapatacağız ya da. Efendim sizinize niye müdahale ediyorsunuz? Lütfen. Lütfen terkesin burayı. Kader Bey'le konuşmuş. Divan kurulunda kim dediniz? Arkadaşlar lütfen yerinizde oturun, seçimleri başlatmayın. İlk soy var Selçuk. Seçimleri başlatmayın arkadaşlar. Başka Selçuk yok efendim. Başlatmayın seçimleri. Bir dakika, birisine söz vereceğim. Başkan adayı Murat Çavcav'a söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Çavcav. Başkanlık divan üyeleri arkadaşlarım, lütfen orada toplam Divan Kurulu'nun başkanı, saygıdeğer üyeleri, Gençler Birliği Spor Kulübü'nün çok değerli üyeleri, sayın basın mensupları, Gençler Birliği'ne gönül vermiş çok değerli konuklarımız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Olağanüstü genel kurul toplantımıza hoş geldiniz. Devam edin. Geçtiğimiz bir ay boyunca hem aile olarak hem camiye olarak çok acı günler yaşadık. 22 Ocak'ta babamı kaybettim. Efsane başkanımız İlhan Cavcav'ı kaybettik. Bugün burada gördüğüm birçok sima yanımızdaydı. Acımızı paylaştınız, kederimizi azalttınız. Hepinize ailem adına çok teşekkür ediyorum. Sayın konuklar, bugün burada Gençler Birliği'nin olağanüstü genel kurulu toplantısını yapmak üzere hep birlikte buradayız. Bu Gençler Birliği ailesi fertleri olarak yine hep beraberiz. Bugün buraya gelen her üyemize
ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Kulübümüzü geleceğine dair çok önemli kararları burada hep birlikte alacağız. Hep birlikte alacağız. Sevgili konuklar, Gençler Birliği Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden biridir. 1989 yılından beri Süper Lig'deyiz. 28 yıldır bu sahalarda küme düşmeyen 5 takımdan biriyiz. Ankara'yı bunca yıldır futbolda en üst düzeyde temsil ettik. Birçok takım var, büyük takımlar dahil. Bir zamanlar onlarla aynı liglerde oynadık. Şimdi bazıları içe, bazıları ikinci lig, üçüncü ligin kapısında ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Ama biz dimdik ayaktayız. Ama Gençler Birliği bugünlere kolay gelmedi. Eğer Gençler Birliği bugün buralara geldiyse İlhan Cavcıoğlu'nun sayesindedir. İlhan Cavcıoğlu Gençler Birliği'ni nereden aldı, nereye getirdi? Bunların en büyük şahitleri sizlersiniz. O başkan olduğunda kulüp tesisimiz dediğimiz Maltepe'de daha önceki arkadaşlarımıza ifade ettiği gibi iki tane oda, küçücük iki tane oda takım amatör ligin kapısında o günleri yaşayanlar bilir. Babam başkan olduğunda ben 15 yaşındaydım. O günleri çok net hatırlıyorum. Bahçeli evlerde evimiz vardı. Futbolcular orada kamp yapsın diye o evimizi futbolculara tahsis etti. Bu günleri hiç unutmuyoruz. Takımın antrenman yapacağı hiçbir saha yoktu. Kulüp olarak oradan oraya dolaşıyorduk. Kapı kapı gezdi İlhan Cavcıoğlu. O dönemin Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'la, belediye başkanlarına, basınla her tarafa gitti ve bu kulübü, bu tesisleri inşa etti. Ve dolayısıyla bu tesislere kavuştu bu Gençler Birliği Kulübü. Önce 3. ligin kapısından döndük. İlhan Başkan'dan sonra Süper Lig'in en kalıcı takımı olmayı başardık. Bugünlere bile çok borç içinde bizim, bugün bile birçok kulüp borç içinde. Bizim Allah'a şükür bir kuruş borcumuz yok. Bir kuruş borcumuz yok. Ne şahıslara, ne futbolculara, ne taraftara, antrenörlere, hiç kimseye bir kuruş borcumuz yok. Dimdik ayaktayız. Ve dimdik ayakta kalmaya da devam edeceğiz. Hatta arkadaşlar, kasada burada biraz önce bilançolarda gördüğünüz gibi kasada mevcudumuz da var. Ama o mevcudu en iyi şekilde muhafaza etmek benim ve daha sonra birlikte kurmuş olduğum yönetim kurulumuzun arkadaşlarla beraber yapacağımız bir iş olduğunda burada açıkça sizlere ifade etmek istiyorum. Harman savurursak bu para 56 trilyon lira, üst sene 5 sene sonra sıfıra gelir. Ondan sonra Gençler Birliği buralarda eski günlere döneriz. Allah korusun, bunu hiçbir zaman temenni etmiyorum. Çünkü biz Gençler Birliği'ni kazanıyoruz. Çünkü biz yetenekleri keşfediyoruz. Onlar da kazanıyor, biz de kazanıyoruz. Bu kurulu bir sistem. Bu başkanımızın kurulmuş olduğu bir sistem. Hani derler ya, oğluna balık verme, balık tutmayı öğret. İlhan Başkan Gençler Birliği'ne bunu öğretti. Biz de onun sistemine sahip çıkacağız. Bugün Gençler Birliği olarak 28 sene boyunca Süper Lig'de mücadele etmekteyiz. Ama şunu herkes iyi bilsin ki başarı sadece kazanmak değil, başarı sadece kupa kazanmak değil. Başarı gençleri kazanmaktır. Biz gençlerin, annelerin, babaların sevgisini kazandık. Türkiye'nin hiçbir kulübün böyle modern tesisi yokken inşa ettik. Bu tesislerde yüzlerce genci yetiştirdik. Neredeyse Türkiye'nin her kulüpte bu tesislerden yetişen bir genci var. Altyapımız futbolcu fabrikası sanki. Geleceğin tek garantisi var. O da altyapımız. Altyapımıza bundan sonra
daha az çok önem vererek, altyapımızı geliştirerek, genç futbolcu arkadaşlarımızın, gençlerimizin yukarı çıkması için, bir üst kategorilere çıkması için elimizden gelen gayreti göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. İlhancı Hoca'dan bunu öğrendik, aynen de devam etmeyi düşünüyoruz. İlhancı Hoca bu kulübü arkadaşlar tutkuyla sevdi. Gençlerin kendini adadı, hayatını verdi. Tam 40 yıl ben oğul olarak 5 gün tatil yapmadım. 40 yıl 5 gün tatil yapmadı. Her şey kulübüydü. Neyi varsa, işi varsa her şey kulübüydü. Mağlup olduğunda sizler de biliyorsunuz daha önceki defalarda anlatmıştır, uyuyamazdı. 80 yaşında en son kalp ameliyatı geçirdi İstanbul'da. 2 ay sonra sahalara geldi. Ankara'da -10 derecede tribünde yerini aldı. Böyle bir başkan takdir edersiniz ki gelmemiştir. Onunla her zaman bir oğlu olarak gurur duyuyorum. O müthiş bir tecrübeydi. Doğru kararları aldı. Olmaz dediği futbolcu olmadı. Olmaz dediği antrenör olmadı. Doğru yerde, doğru zamanda transferler yaptı. Müthiş bir tecrübeydi. Ben onların tecrübesine hemen sahip olamam. Bu kolay değil. Ama onun ilkelerine sahip. Evet, ben Murat Çavcav. Gençler Birliği Başkanı olmak için buradayım. Sizlerin desteğini istiyorum. Az evvel bahsettim. Babam Gençler Birliği'nde başkan olduğunda ben 15 yaşındaydım. Gençler Birliği'nde büyüdüm. 35 yıl Gençler Birliği üyesiyim. 16 yıldır Gençler Birliği yöneticisiyim. Ben de Gençler Birliği'ne gönlümü verdim, emeğimi verdim, zamanımı verdim. Yüzlerce maç izledim. Fırsat buldum. Her deplasmana yönetim kurulumuzla, rahmetli babamla gittim. Babamla her zaman Gençler Birliği'ni konuştuk. Evde, telefonda, işte her yerde, her vakit bulduğumuzda. Bizim ailemize Gençler Birliği vardı. Kulübün yaşadığı sıkıntıları evimizin sıkıntısı oldu. Gençler Birliği'nin hangi zorluklara bugünlere geldiğini en iyi bilenlerdenim. Gençlerine ait her sahaya, her masaya, her kuruşa sahip olacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Değerli üyeler, yeni bir yönetim kurulumuz var. Ama isim baktığımızda hiçbirisi eski camiye, hepsi yakın kişiler. Neredeyse tümü önce yöneticilik yapan kişiler. Arkadaşlarıma güveniyorum. Önümüzdeki yıllarda Gençler Birliği'ni çok çalışacaklarına, Gençler Birliği için çok çalışacaklarına inanıyorum. Geleceğin tek garantisi var. Altyapımız. Altyapımıza biraz değinmek istiyorum. Ayakta kalmak için başka bir şansımız yok. Altyapı Gençler Birliği Spor Kulübü için değil, bütün Türkiye ligleri içindeki takımlar için de önemlidir. Ama bizim için daha çok bir önemi vardır. Kasada mevcut bir paramız var. Var diye bu parayı harman savurmayacağız. 1 lirayı 10 lira gibi harcayacağız. Gençler Birliği Ankara'nın en başarılı futbol kulübü olmaya devam edecek. Bundan sonra hedefimiz bu sezon inşallah ilk 5, daha sonra inşallah ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek. Hep beraber yönetim kuruluyla, üyelerimizle, taraftarlarımızla, basınıyla hep birlikte Gençler Birliği'nin daha güzel günlere taşıyacağımıza eminim. Değerli üyeler, yeni yönetim olarak yapacağımız şeylerin biri, en önemli şeylerden biri, taraftar ve izleyici, seyirci sayısını arttırmak. Bunun için bazı projelerim var. 7'den 70'e tüm Ankaralılara
Ankaralılara ulaşacağız. 7'den 70'e tüm Ankaralılara ulaşacağız. Yani bu bizim olmazsa olmazımız. Gençler Birliği'ni tanıtmak, taraftar sayımızı kazanmak için çok çalışacağız. Taraftarımızdan bu özelliklerini korumalarını istiyorum. Bizi maçlarda, içeride veya dışarıda tüm maçlarımızı gelmelerini, takımlarına destek vermelerini istiyorum. Ancak Gençler Birliği bu şekilde ayakta durabilir. Bunların seyircinin kulüp için çok bir etkisi vardır. Bunu kimse inkar edemez. Sayın basın mensupları, seyirci sayımızı arttırmak için sizin de çabalarınıza ihtiyacımız var. O değerli kalemlerinizle Gençler Birliği'ni daha iyi yerlere taşıyacağınızdan eminim. Kulüplerin sizlerin arasında iletişim son derece önemli. Bu iletişimi kurmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Konuşmama son verirken şunu belirtmek isterim. İnşallah sizlerin de desteğinle bu bayrağı efsane başkanımız İlhan Cavcav'dan teslim almak istiyorum. Devralacağım. Keşke bugün o da aramızda olsaydı. Buradaki pankartların birinde Ankara'nın çınarı Gençler Birliği'nin Cavcav'ı diye yazıyor. Bu lafları duysaydı umarım çok sevinirdi. Ama bir şekilde de üzülebilir. Ben sadece Ankara'nın çınarı değil, Gençler Birliği'nin çınarı değil. Bu çınar Hasan Polat'ın gençleri, Orhan Şeref Akat'ın gençleri, Hapak'ın gençleri, Halim Çorbalı'nın gençleri, Kemal Kaya'nın gençleri, Halim Çorbalı'nın gençleri, Vehbi Koç'un gençleri. Daha sayamayacağım, belki birkaç daha fazla isim de olabilir. Şu anda aklıma gelmedi. Bu şanlı formaya hizmet etmiş olan herkesin gençleridir. Bu çınar hepimizin, bu gençler hepimizin gençleridir. Ben gençlerin, Gençler Birliği'nin muradı olmak istiyorum. Gençler Birliği'nin muradı ise elbet bir gün şampiyon olmaktır. Bunu biliyorum, bunu biliyorum. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımdan seviyorum. İnşallah bu kongre Gençler Birliği Kulübü camiası için hayırlı uğurlu olur inşallah arkadaşlar. Çok teşekkürler. Başkanım. Çok teşekkürler. Değerli delegelerimiz, soy ismi A ile F arasında olanları sol taraftan, diğerlerini buradan alacağız. Arkadaşlar, başkanlık divan üyeleri sandıkları yardım edin. Sayın Sinan Bey. Değerli arkadaşlar, sonradan gelenlerle genel kurulumuz 874 iştirakla çalışmıştır. İlgilerinizi sunuyorum. Bir taraftan o yürürlükten telaş ettiğinde benim en yakın zamanda yani saat yarım civarında bunu bitireceğiz. Oy vermeyi bitireceğiz. Sizlere de ikrar edeceğiz. Bu arada gündemin 9. maddesi 15. maddesinde direkt bir temenniler var. Direkt bir temennilerde konuşmak isteyen var mı? Söz isteyen var mı? Olmadığı üzere gündemin 15. maddesi de yerine getirilmiştir. Şimdilik oy verme işlemi devam ediyor. İkide de oy kazananlara ilan edeceğiz. Görevli arkadaşlar, Sinan Bey. Beyefendiler yeni gelmişler, kartlarını istiyorlar. Nereye ineceğiz? Sen mi? Sen
Allah beni öldürsün. Görevli arkadaşlar, yaşı görünüşe göre 80'in üzerinde olanlara öncelik katkılarını düşüneceğim. Müsaade eder misiniz? Sağ olun. Burası mı? Gel şurada. Kabloları dikkat. Şey burada.